Kebigeç'te yeniden birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuzu burada mihman ediyoruz. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Erdem hocamız. Tabii Hakan hocamız biz tarihçiler için çalışmaları başucu olan hocalarımızdandır. Ben huzurlarınızda programa katılımı kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Yalnız küçük bir güncelleme yapalım. Sabancı Üniversitesi'nden emekli oldum. Öyle daha doğrusu emekli oldum. Evet. Yani şeyden sonra artık 30 seneden sonra kafi dedim. Tabii yani akademisyenin emekli olması çok olmaz. Yine bildiğimiz işleri yapmaya devam edeceğiz. Hocam isterseniz ilk soru olarak bugün tanıtımını yapacağımız kitabımız Sözden Kalanlar, Tarih, Tarihçilik, Kurgu, İnsan ve Toplum ve bu çalışmanın içerisinde zaten daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğunuz söyleşiler, çalışmalarınızda yer almakta. Ben bunlara istinaden hazırladığım kafamda olan bazı sorular var. İsterseniz ilk olarak bu çalışmaya neden Sözden Kalanlar gibi bir ismi gerekli gördünüz? Onunla başlayalım. Buyurun. Vallahi şimdi sözden bir şey kalmaz aslında. Hani söz uçar, yazı kalır. Kalırsa yazıdan kalır. Fakat bunlar bir şekilde konuştuklarım, yazdığım makaleler veya yazdığım şeyler değil, metinler değil. Ama siz konuşuyorsunuz, başkası kayda alıyor, deşifre ediyor, çözüyor. Oradan da bir metin çıkıyor. Aslında konuşma metinleri. Dolayısıyla söz ama bir şekilde yazıya geçmiş bir söz. O yüzden de her sözde uçmaz. Bazı sözlerden de kalanlar olur diyerek bunu şey yaptık, düşündük, böyle yaptık. Eyvallah hocam. Peki hocam, Türkiye'de özellikle belki de benim de çok yakından ilgi duyduğum bir başlık olarak sizi de yakalamışken sormak isterim. Tarih ve hafıza ilişkisi Türkiye'de hocam önemli bir mesele. Yeni çalışmaya başlanan bir mesele aslında. Siz, ben de dahil olmak üzere bizi izleyenlere tarih ve hafıza ilişkisine dair ne söylemek istersiniz? Tabii isterseniz buna bir de bir geçmiş boyutunu katalım. Yani tarih, hafıza, geçmiş diye bakalım. Biraz daha kapsamlı olsun. Şimdi çok karıştırılan kavramlar. Yani bunun karıştırıldığını şuradan anlıyoruz. İşte insanlar konuşurken, siyasiler mesaj verirken, hatta tarihçiler konuşurken böyle bir şey tarihte oldu, böyle bir şey tarihte olmadı falan diyorlar. Herhangi bir şey tarihte olmuş olamaz. Olmuşsa geçmişte olmuştur. Evet. Önce şuradan başlayalım. Geçmişle tarih aynı şey değil. Yani tarih insanların çabası, akademik çabası aracılığıyla geçmiş çalışılarak üretilen metinler, çalışmalar, kendine ait bir yöntemi var. Bir bilimsel disiplin, bir akademik disiplin. Yani tarih ve geçmiş aynı değil. Peki hafızayı nasıl sokalım işin içine? Hafızayı da şöyle sokalım. Her insanın hafızası var. Bizi zaten diğer canlılardan ayıran hafızamız. Bir doğal hafızamız var. İşte doğumdan biraz itibaren böyle eksikli gedikli de olsa doğumdan biraz itibaren hatırlamaya başlıyoruz bir şeyler. Bu bizim doğal hafızamız. Yalnız unutmamak gerekiyor. Hafıza da geçmişle aynı değil. Çünkü geçmişte olan bir şeyi kendi beynimizin prizmasından geçirerek hatırlıyoruz. Hani çocukken kulaktan kulağa oynardık. Bir şey söylenir. Siz bir şey dersiniz. En sonuncu kişi onu tekrarladığı zaman bambaşka bir şey çıkar. Şimdi insan doğal olarak hafızasında hatırladığı bir şeyi yakınına anlatsa, o başka birini anlatsa, başka birini anlatsa sonunda hikaye çok değişiyor. Neden? Çünkü herkesin kendi beyninden geçiyor, herkesin kendi eleğinden geçiyor, kendi sisteminden geçiyor. Şimdi bir de doğal olmayan bir çeşit hafıza var. İnsanlara ait yine. Çünkü kayıt tutuyoruz. Yazılı belge bırakıyoruz ve aslında hatırlamadığımız, doğal hafızamızla hatırlamadığımız, bilmediğimiz geçmişi de O şekilde öğreniyoruz. Buna da şey demek lazım, öğrenilmiş hafıza ya da yazılı bellek demek lazım. Yoksa şimdi herhangi bir tarihçi bugünün bir insanı nasıl bilsin mesela 1453 yılında ne olduğunu? Doğal hafızasından hatırlayarak, bir hatırlama pratiği yaparak size söylemiyor ki. Öğrenilmiş belleği biliyor. Öğrenilmiş belleğe biz toplumun ortak, komünal, yazılı belleği de diyebiliriz. İsterseniz de tarih deyin. Okullarda filan okutulan da budur. Evet, evet. Peki hocam, aslında sizden bahsettiren isminizden bahsettiren önemli çalışmalarınızdan bir tanesi de tarihlenk. Şimdi ben belki oranın biraz etkisinde kalarak, çünkü bu çalışmanızda da ona sık sık vurgu yapıyorsunuz. Şimdi Türk tarihçi olmanın öncelikle bir soru üzerinden gitmek istiyorum. Tarihçi olmanın genel geçer kuralları var mıdır? Zira son dönemlerde tarih disiplinini bilimsel bir metodolojiyle ele almadan kendilerine tarihçi kimliğini layık gören birçok amatör araştırmacı ve eserlerine denk geliyoruz ki, yani açık olmak gerekirse bunların yazdıkları bilim insanı tarihçilerden daha çok tutulmakta. Acaba böyle bir tablonun oluşmasında tam da bu mektepli dediğimiz tarihçilerin rolü var mıdır? Ya da bilhassa mesela siz bazı tarihçileri empresyonist olarak değerlendirip tarihçinin bir ses sanatçısı gibi sağda solda konuşup dolaşıp, daha doğrusu konser tadında konuşmaması gerektiğini, belge ve vesika ile konuşması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Bura üzerinden gidersek bütün bunların yarattığı bir tahribatın etkisinden bahsedebilir miyiz? Ya da belki benim eksik bıraktığım bir husus varsa buyurun değerli hocam. Şimdi şöyle, evet tabii ki yani tarihin bir şekilde amatörler elinde kalması veya amatörlere bırakılması profesyonel tarihçilerin belli başlı problemlerinden bir tanesi. Şimdi akademik tarihçilik bugünlerde kurgulandığı üzere fazlasıyla akademik, işte hangi hakemli dergide hangi makaleyi yazdınız, efendim kaç tane atıf aldınız, toplum bunlara önem veriyor. Zannediyor ki bir şey bunlar. Evet belki bir şey ama her şey değil. Şimdi bir de akademik tarihçinin, üniversitedeki tarihçinin toplumu aydınlatmak gibi bir görevi var. Şimdi akademik tarihçilerimiz böyle ellerini taşın altına sokmazlar. Ne bileyim ben işte yılda bir makale yazıp 3 tane atıf aldığı zaman görevini yaptı zanneder. Bu yani aslında bu şekli formal olarak bakmanın ne kadar şey olduğunu gösteriyor, sakıncalı olduğunu gösteriyor. Hiç beğenmiyorum, beğenmediğimde her zaman söyledim bu yöntemleri. Yani koskoca kitap yazarsınız, kimsenin umurunda olmaz. Ondan sonra oldu bu yani aynıyla vaki bir Osmanlı tarihçisi Çek arkadaş. Ondan sonra canlı bombalar üzerine biriyle ortak makale yazdı. Buna İslam uzmanı diye fikir sordular. Hı hı. Ama konu canlı bombalar olunca 1300 tane atıf aldı. Şimdi daha önce yaptığı işler son derece daha kıymetliydi. Şimdi atıf aldı diye şey yapıyorsunuz, böyle yere göğe koyamıyorsunuz. Bunu aşabilmenin bir yolu akademik tarihçinin popülerize etmesi, gerek kendi çalıştıklarını, yazdıklarını, gerekse başkalarının ürünlerini. İşte o noktada da çok dikkat etmek lazım. Bir takım akademik tarihçiler nasıl olsa kalite burada, bu seviyede filan diyerek çok dikkatsiz davranıyorlar. Popüler, işte o empresyonist derken onu kastediyorum. Aklında kalanı yazıyor. Şimdi olgulara dikkat etmiyor, tarihlere dikkat etmiyor, taraflara dikkat etmiyor. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi kalkıp ve ben bunu tabii tarihlenkte işte adını soyadını vererek bu eleştirileri yaptım. Çünkü ben anonim eleştiri yapmayı sevmem. Göstere göstere, ekspoze ede zaten bu eleştirileri yaptım. Maalesef yani amatörlere kalmasında aslında her disiplin için öyledir. Yani şu anda mesela COVID üzerine konuşanlara bir bakın. Evet hocam. Yani epidemiyologlar ve enfeksiyoncular konuşmuyor ki sadece. Yani kadın doğum uzmanlarından astrologlara kadar herkes konuşuyor. Şimdi biraz her disiplin için böyledir. Bu doğru ama tarihte özellikle ortaya çıkıyor. Tarihçilerimiz işte bir lokma bir hırka deyip üniversiteye kendilerini kapatıyorlar ve orada ufak tefek meselelerle uğraşıyorlar. Ortaya çıkanlarımız da diğer amatörlere benziyor. Kendilerini diğer amatörlere benzetiyorlar. Epey bir vakit geçince bakıyorsunuz ki bunun da çok farkı yokmuş yani. Çünkü bilmediği, anlamadığı, çalışmadığı konular üzerinde konuşursa adam böyle olur. Kesinlikle. Kaçınılmaz bir şey. Bu ezber işi, yani ezbere aklımdan geçenleri söylemek falan, bunları yaptığınız zaman tarihçi olmazsınız ki. Tarihçiliğin yöntemleri, metotları var. Yani eleştirel olmak zorundasınız. Söylendiğinizin sınanmaya açık olması gerekiyor. Yani bilimsellik oradan geliyor. Yoksa laboratuvarımız yok ama söylediğinizin sınanmaya açık olması gerekiyor. Şimdi neyle? Belgelerle, neyle? Vesikalarla. Bunun için de belgeyi, vesikayı gösterebilmelisiniz. Neyi nereden bildiğinizi toplumla paylaşa tarih anlatmak, tarihçilik yapmak durumundasınız. Bu pek olmuyor galiba. Peki hocam, buradan devam edersek Türkiye bağlamında Türkiye ve Türk tarihçiliğinin sorunları sizce nelerdir? Belli başlı herkesin konuştuğu bir takım şeyler var. Siz hangi hususlarda eleştiri sunuyorsunuz değerli hocam? Yani Türk tarihçiliğinin sorunları çok. Yani skolastisizm bir sorundur. Ezbercilik, skolastisizm, geçmişteki üstadları şey yapmamak, ne diyelim, eleştirel olarak okumamak. Köprü böyleyse demişse böyledir efendim, işte Barkan demişse böyledir. Öyle bir şey yok tarihte. Hep yeni vesikalar, yeni bilgiler çıkar. Eğer bilim adamıysanız da yanlışın arkasında durmazsınız, söyler, eleştirir, geçersiniz. Ama mesela işte yakınlarda geçtiğimiz yıllarda Halil Hoca öldü. Şimdi üzerine sempozyum yapılıyor. Bakıyorum, yüceltmeden başka hiçbir şey yok içinde. Ama Halil Hoca'nın yazdıklarının akademik bir eleştirisi yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Şimdi yapmaya kalkana da hücumların geleceği kesin. Şimdi böyle bir problemimiz var. Şimdi tarihçilik, tarihçileri kutsal hale getirme işi değil ki. Yani söylenen şeylerin eleştirel bir şekilde defalarca gözden geçirilmesi, yeni bilgiler varsa onun ışığında tartışmaların yeniden harmanlanması, yeniden yapılması, yeniden sunulması gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm temel problemlerden bir tanesi, belki de başlıcası budur. Evet. Peki hocam, popüler tarih son dönem kamuoyu tartışmalarında ziyadesiyle yer ediniyor ve devam ediyor. Sizden ödünç kavramlar ile konuşursak bunların bazılarında bir sorumsuzluk ve bir komplo teorisi üretildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunları ülke insanının zihin dünyası üzerindeki bu hegemonik anlayıştan farklı değerlendirmek mümkündür. Mesela bir dizi çıkıyor hocam Abdülhamit'le ilgili. Bir bakıyorsunuz işte insanlar o diziyi gerçekmiş gibi zannediyorlar. Yani evin içerisinde savaş moduna geçip böyle o diziyle beraber savaşıyorlar ve bunun gibi bir böyle absürt bir sürü şeyle karşı karşıya geliyoruz ve bunda aslında bu popüler tarih anlayışının da o dizileri kurgulayan ya da romanları yazanların da bir etkisi var. Ve bunlar da halihazırda tarihçilerimiz. Sizin buna yönelik değerlendirmeleriniz nedir hocam? Vallahi şimdi bunları yapanlar tarihçilerimiz mi? Çok emin değilim. Yani mekanik olarak bunları yapanlar belki bir tarih eğitimi görmüşlerdir ama aslında siyasetin isterlerine göre davranan insanlar bunlar. Halbuki iyi bir tarihçilik olabilmesi için tarihin bir özelliğinin olması lazım, tarih alanının siyasi alandan. Siyasetin de tarihin prangalarından kurtularak siyaset yapması gerekiyor. Şimdi ikisi birbirinden şey olsa, özerk olsa, bağımsız demiyorum, hep ilişki vardır, özerk olmak durumundadır. Dolayısıyla genel çerçeve çiziliyor. O senarist arkadaşlara deniyor ki mesela bu dizide Ertuğrul Bey faiz alan faizcileri dövdürsün mesela ve dövüyorlar mesela, siz faiz alıyormuşsunuz falan diye pataküte. Şimdi ve bir mesaj verilmiş oluyor. Burada bu diziler aslında o öğrenilmiş belleği doğrudan kontrol etmek yoluyla bir toplumun geçmiş algısını şekillendiriyor. Sadece katkısı var diyemeyiz buna. Çünkü kitlesel bir şey bu. Şimdi kim kalkacak, makale okuyacak, kitap okuyacak, gerçek Abdülhamit'e kim bakacak? Yani dolayısıyla İngiliz elçisine tokat atmışsa Abdülhamit olabilir. Yani ben burada hem tarihe ihanet görüyorum, tarih bilimine, hem geçmişe ihanet görüyorum, çünkü olmadı böyle şeyler, hem de gerçek tarihi şahsiyetlere çok büyük hasar verildiğini düşünüyorum. Bu tamamen kurgu olmuş olsaydı, oradaki şahıs Abdülhamit olmasaydı, Abdülezel olsaydı padişah olarak ya da kanuni değil manuni olsaydı, peki bir şey demeyeceğim, ama siz nasıl olur da gerçek kişileri kullanıp adlarını, evet ölmüş olabilirler, ama onların yaptıkları işte dönemlerinin kayıtlarında mahfuz ve nasıl insanlar olduğunu biliyorsunuz. Hiç Abdülhamit İngiliz elçisine tokat atabilecek kadar densiz, patavatsız bir insan olabilir mi? Çünkü dönemin kayıtlarını okuyan tarihçiler biliyorlar ki çok çok iyi bir siyasetçi. O büyük devletlerin arasındaki küçük farklardan, farkları kullanarak bir siyaset yapıp devletinin çıkarını savunabilen son derece fevkalade zeki bir insan. Hiç İngiliz elçisi tokatlayıp da bütün o diplomatik dengeleri falan alt üst edebilir mi? Yani burada şöyle bir problem var. Evet, kurgudur bunlar falan deniyor. Şimdi bu arkadaşlara, ben de kurgu yazdım malum, ama bu arkadaşlara dendiği zaman ki ya bak böyle bir şey olabilir mi? Dönem dizisi çekiyorsunuz, gerçek insanların isimlerini veriyorsunuz ama hal böyle, gayet tutarsız dönemle ilgili, dönemiyle ilgili. Ben kurgu yaptım diyor. Ha bak şimdi güzel kardeşim, bu senin yaptığın kurgu da değil. Yani sen eğer temel tarihi gerçekleri bile bile eğip büküyorsan o zaman senin yaptığın kurgu da ikna edici olmaz. Çok basit bir örnek vereyim. Kurgunun ikna olması için o dönemin şartlarının olabildiğince, kostümlerinin, şartlarının, dilinin olabildiğince yeniden oluşturulması gerekiyor. Yani siz evet biraz amiyane olacak ama Fatih mesela İstanbul kuşatması sırasında cep telefonuyla konuşturursanız, kurgu bu diye, nasıl olsa serbestsiniz ya, hani millet güler size yaptığınız kurguya. Yaptığınız kurgu eğer absürt dalında değilse, bilerek bunu kasıtlı olarak yapmıyorsanız, hı hı. O zaman böyle bir rezaletle, tepazelikle karşılaşırsınız. Bizde de şu anda tarihi dizilerde hemen hemen istisnasız olan durum budur maalesef. Günümüze ait politik göndermeler yapacaklar. Yani ben baktığım zaman fevkalade üzülüyorum. 5 dakikadan fazla izleyemiyorum. Bugünümüzün mafya kültürünü geçmişe yamamaktan başka bir şey değil bu. Yani bunu izleyen insanlar derler, aa bak en fazla şu mesajı verebilirsiniz. Ya bizim ecdat da böyle bak mafya gibiymiş. Tamam mı? Her dizide elleriyle bir adam boğuyor. Katil çünkü adam. Peki bunu mu istemiştiniz? Yabancılar yapmış olsa felaket şikayetçi olursunuz ki ecdadımız bizim bak katil gibi gösteriyor. Yani hiç koskoca Osman Bey kendisi tekmeler, çiftelere atarak şey yapar mı, dalar mı karşısındaki insana diye itiraz edersiniz. Ama sizin kendi yaptığınız dizilerdeki destek de alınıyor bu. Yani çok ilginç, para harcıyorsunuz buna ama sonunda ortada bozduğunuz, tahrip ettiğiniz bir geçmiş algısı, bozduğunuz, tahrip ettiğiniz bir ecdat imajı kalıyor. İleride bunlar tabii ki çalışıldığı zaman akademik olarak ne kadar vahim olduğu ortaya çıkacaktır. Peki hocam, aslında demin o cümlenizi yine sarf ettiniz. Şimdi siz şunu savunuyorsunuz. Diyorsunuz ki tarihin siyasetten özerk olmasını, siyasetinde gerçek veya imal edilmiş bir tarihin rehinesi olmamasını savunuyorsunuz. Bütün bu anlattığınız Türkiye bağlamında da düşündüğümüzde bunun mümkünatı ne kadar vardır hocam? Şimdi maalesef tercihler o yönde değil. Hı hı. Maalesef siyasi liderlerimiz diyorlar ki karşılarındaki Hazrun'a, izliyorsunuz değil mi payitahtı? Görüyorsunuz Abdülhamit Han'a neler yapılıyor. Bakın öğrenin oradan falan. Şimdi bir defa yanlış mesaj gidiyor. Yani kurgudan tarih öğrenilebileceğini söylüyorsunuz. Üstüne üstlük orada bir şey durumda var, tuhaf bir durum da var. Zaten siz desteklemişsiniz o diziyi. Ve devlet televizyonda gösteriliyor falan. Şimdi maalesef bu otonomi meselesi, yani tarihçi her şeyden önce fikri hür, düşüncesi hür bir insan olmalı ki yeni bir data geldiği zaman yeni yorumlar yapabilsin. Hiç kimsenin borazanı olmamalı. Yani tarihçi hiç kimsenin propagandisti değildir, hiç kimsenin trolü değildir. Yani olmamalı en azından. Şimdi gerçek tarihçiliğini yapabilsin. Maalesef burada aksamalar var. Başka yerlerde böyle mi? Değişen ölçülerde böyle ama biz en vahim şekilde yaşıyoruz bunu. Yani hemen bugünden haber vereyim. İşte Taliban Afganistan'da geliyor. İlk yaptığı iş televizyondaki şeyleri kaldırmak, dizileri kaldırmak ve sadece Osmanlı tarih dizilerini şey yapmak, tutmak. Niye? Ne var orada da neyi beğendi Taliban? Bir düşünün bakalım. Niye bütün her şeyi kaldırdı da şeyi tuttu, sizin burada zorla empoze ettiğiniz dizileri tuttu? Yani demek ki orada bir ideolojik afinite var, orada bir yakınlık var. Onlara bakıp Taliban bunu kendine yakın hissetti. Çok utanılacak bir durum. Ben o dizilerin senaristi olsam, ben yani onların yapımcısı olsam böyle bir referansla kahrolurum. Ama olmuyorlar. Şimdi maalesef burada bizim onlara da bilecek bir şeyim yok. Ekmek parası bulmuş olan geçimini sağlıyor. İkbal belki o yoldan geliyor falan. Asıl problem burada siyasetçilerimizin tarih bilincinin olmaması. Yani siyasetçilerin yani yanlış bile demeyeceğim tarih bilinçleri yok. Yani temel bilgileri de yok. Yani şimdi o gözle bakarsak ki ben hiç bakmadım. Bakın tarihlenkte ben hep tarihçileri yazdım. Evet. Falan siyasetçinin yaptığı tarihi hatalar diye bir şey var mı? Yok. Yok. Ama çünkü neden? Çünkü amatörler. Çünkü neden? Tarihçi değiller. Çünkü neden? Meslekten değiller. Yani bunu kalkıp bir nalbanttan güzel şey değilsin, mekanik mühendisi değilsin filan gibi bir şey demeye benzer. Bu insanlar amatör. Tarih bilmiyorlar diye eleştirecek değilim. İnsan oraya düşmez. Ama tarih bilmemek demek yalan yanlış bir tarihi teşvik etmek ve gerçek tarihin önüne dikilmek demek değildir. Öyle bir tuhaf tarih görüşünü şu anda ve hep eskiden de vardı. Onu da söyleyeyim açıkça. Yani antiparantez Cumhuriyet'in başından beri hatta İttihat Terakki'den beri tarih alanına siyaset çok ağır bir şekilde müdahale ediyor. Halbuki mesela o Osmanlılarda tarihçinin alanına böyle hani deriz ya vakanuvis tarihi bilmem ne filan küçümseriz, alay ederiz filan. Siyasetin böyle hiç müdahalesi yoktur. Vakanuvis diye bir adamı atarlar. Hatta ona derler ki fermanda doğruca yazasın. Kimseye müdana etmeyesin. 3. Selim'in fermanı var. Ahmet Vasıf Efendi'ye için diyor ki herkes ilgili şeyi versin buna, vesikayı versin ki devlet daireleri tarih yazabilsin. O da adam gibi düzgün, kimseye müdana etmeden, yani kimseyi yıkamadan, yağlamadan, dal kavukluk etmeden adam gibi yazsın diyor. Şimdi biz Osmanlı'daki siyaset-tarih ilişkilerinin seviyesini bile tutturamadık. O zaman üzülmemiz lazım. Biz bunu niye beceremiyoruz diye. Yani niye tersine gittik? Dünyada tarih gittikçe zenginleşirken tarih yazımı, insanlar çok ilginç konuları çalışırken, geçmişlerinin en yakası açılmadık kısımlarını açıp çalışırken ve akademik olarak çalışırken biz gittikçe tereddüt ettik. Benim korkum odur ki sonunda profesyonel tarihçilerin tarih algısı bile işte o dizilerden edinilen imajlar, fikirler şeyinde kalacak, doğrultusunda kalacak maalesef. Peki hocam, demin yine ifade ettiniz kurgu ve tabii ki sizin tarihçiliğinizin yanı sıra edebiyatçı ve edebi üretimleriniz de söz konusu, kurgu romanlarınız da söz konusu. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Türkiye tarihçiliğinde tarihçilik genel itibariyle diğer sosyal bilimlere mesafeli durdu. Elbette evet, az düzeyde de olsa son dönemlerde güzel örnekler var. Evet. Ama ne kadar etkili oldukları tabii ki tartışmalı. Sizin üzerinizden gidersek hocam, romanlarınızda bunun aksi bir tarihçi portresi çiziyorsunuz. Mesela hep denir ya edebiyatçı tarih bilmese de tarihçinin edebiyat bilmesi gerektiği gibi bir zorunluluktan bahsedilir. Zira anlatıyı inşa etmek için bu bir gereklilik olarak görülür. Siz bir edebiyatçı yanınızın da olması hasebiyle buna dair ne söylemek istersiniz hocam? Valla keşke tarihçiler edebiyat okusa, dönem edebiyatı okusa. Yani bir dönemi öğrenmek için o dönemde yazılmış edebiyat çok kıymetlidir. Yani mesela bugünden yazılmış bir Napolyon Rusya savaşları kitabı okumanın çok bir değeri yok. Ama o döneme daha yakın Rus çağlığında henüz Rus çağlığı hüküm sürerken yazılmış Tolstoy'u okumanın, evet, güzel yazılmış, anakronizmlere düşmeyen Tolstoy'u okumanın çok büyük faydası var. Size bir düşüncelerinizi şekillendirir, size bir vizyon verir. Yani bizde de bu şekilde çok fazla yok aslında ama yani çünkü bizde Batı janrları daha nispeten sonra girmiştir edebiyatımıza. Ama yani şimdi bir Mai ve Siyah'ı okumak, bir ne bileyim ben Üç İstanbul'u okumak, bir Tanpınar okumak. Şimdi Tanpınar okuduğunuz zaman aldığınız bir lezzet var. Yani bunu yapabilmek. Hatta roman tekniği açısından ilkel de olsa ilk yazılan romanları okumak, intibahı okumak mesela. Şimdi hiç faydadan ari değil. Tarihçilerin bunların nihayetinde kurgu da olsa bunlar ışık tutabilecek metinler. Orada hiç şey yapmadan, ben tarihçiyim, ben işte vesikayı bulur yayınlarım falan gibi bir yalınlığa düşmeden, yalınlık ve yavanlığa bunları okumasında fayda var. Çok büyük fayda var. Yani şimdi ben aman her şeyi okudum edebiyat adına falan diye bir iddiam yoktur ama yazdığım metinlerde yazılı olarak referanslarım var şeye. Göndermeler yaparak işte birisi zahmet edip çalışırsa yani neydi bunun mental zihniyet haritası falan bunu yazan kişinin diye herhalde bir takım referanslar edinecektir. Yani ben hiçbir zaman söylemem ama açık açık söylemem ama onun içinde, metnin içinde onu görmek mümkündür. Edebiyat çok vazgeçilmez bir şey. Yani kurgu aslında çok vazgeçilmez bir şey. Güzel kurgu, güzel edebiyat, iyi roman var mı onu tartışabilirsiniz. O bambaşka bir tartışma. Kendi içinde geçerli bambaşka bir tartışma. Orada da yani edebi eleştiri yapabilirsiniz. Edebi eleştiri yapmak mümkündür. Tabii ki mümkündür. Yani metnin ikna ediciliğini tartışırsınız ama edebiyat çok vazgeçilmez bir şey. Peki hocam, sizden belki de en çok bahsettiren çalışmalarınız, aslında başında da söylemiştim, çalışmalarınızın arasında tarihlenk geliyor. Siz bu çalışmanızda profesyonel tarihçilerin, efendime söyleyeyim amatör araştırmacıların, ilahiyatçıların tarih üzerindeki ne diyelim müdahalelerinin yanlışlıklarına bir şekilde temas ediyorsunuz ve bunu da çalışmanızda dile getiriyorsunuz ve belki de herhalde birikimdeydi Murat Belge sizin bu çalışmanızı Foucault'dan mülhem, Foucault'un bilginin arkeolojisi çalışmasından mülhem yanlışın arkeolojisini yaptığınızı ifade ederek şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Ben ona Hakan Erdem öyle her bulduğu yanlışı göstermek üzere yazmamış diyor bu kitabı. Belirli bir iddialılıkla, her şeyi en iyi ben bilirim iddiasıyla birlikte giden yanlışlarla sınırlamış kendini. İddian oysa bu ne diyor? Onun için de bir başkasının sürçmesinden alınan bencil keyif değil, bu kitabın verdiği keyif diyor. Şimdi sizin bu çalışmanızın, yanılmıyorsam 2008 yılında yayınlandı hocam. Bu çalışmanızın üzerinden 13 yıl geçti. Bu çalışmanın odağında ifade ettiğim gibi işte tarihçilerden popüler yazarlara değil birçok kişinin eleştirisi var. Eleştirilerinizi hem okura takdim ederken hem de hepsinden önemlisi kendiniz yaparken aslında ben okurken mizahi bir keyif aldığınızı da hissettim. Ama tabii her şeyden önemlisi bir tarihçi ciddiyeti ve bir tarih savunusunu da elden bırakmıyorsunuz hocam. Acaba bu tatta ve bugün halihazırda ben dahil olmak üzere ders kitabı olarak da okutuyorum bunu. Acaba okuru bu tatta bekleyen, bu tatta ve ayarda yeni çalışmalarınız var mıdır? Bize bunun müjdesini verebilir misiniz? Valla şimdi tarihlenkte hakikaten bak işte şurada bir hata yapmış diye arzi hataların üzerine gitmedim. Yani örnekleri çoğaltmak mümkün. Namütenayi gidersiniz. Yeni metinler yazılıyor. Eski metinleri siz yeniden okuyorsunuz. Yeni şeyler keşfediyorsunuz filan. Ama ben çoğaltmak istemiyorum örnekleri. Yani orada belli başlıklar var. Şey olarak yani belirli bir metodoloji içinde demek istediklerimi sundum. Yani metni sadeleştiriyorum diye metin nasıl tarif edilir ona örnekler verdim. Şimdi arasanız yüzlerce, binlerce başka örnek daha bulursunuz. Veya sahte metin üretmek adına örnekler verdim. Arasanız başka örnekler bulursunuz. Ama yani ben herhalde oradaki sıkıntım, derdim mesajı vermekti. Tek tek şeyleri çoğaltmak değildi. Yani zaten şöyle söyleyeyim, ben topladığım malzemenin ancak onda birini kullandım. Evet. Yani aslında yeni bir şey yapmadan formatı tutarak fakat örnekleri değiştirerek bir tane daha yazabilirim. Çok ciddi söylüyorum. Yani bambaşka alıntılar içinde yani şu anda yaptığım alıntıların hiçbirini yapmaksızın yeniden yazabilirim aynı başlıklar altında, ama yapmayacağım bunu. Yani bu anlamda bir şey varsa beklentimiz, onu yapmayacağım. Yapmaya da gerek yok. Vakit kaybı. Ama işte dediğiniz gibi 10 seneden fazla oldu mu? Oldu. Evet, oldu. İşte 9 baskı yaptı. Hala piyasada bulmak mümkün. Şimdi ben gitti korsanını falan yaptılar. PDF'ini indirdiler. Şu oldu, bu oldu falan. Sonuç olarak ben de artık bu kadar vakitten sonra baktığım, 12-13 seneden sonra baktığımda diyorum yani işte yapmışız bir şeyler. Yani ulaşması gereken yere ulaşmış, vasıl olması gereken yere vasıl olmuş, iyi tepkiler almış. Sizin gibi genç akademisyenler ders kitabı olarak özellikle master sınıflarında, yüksek lisans sınıflarında belirli bölümlerini okutuyor. Ben bunları yazar olarak hoşuma gidiyor tabii ki. Yani yani o açıdan belirli bir kitleye ulaşmış vaziyette. Yeter. Diyorsun. Ama başka şey olabilir mi? Çalışmalar olur tabii. Mesela nitekim yani mesela Torosya'nın acayip hikayesinde tarihlenk gibi bir şey değildi bu. Ama yani ister istemez yazan ben olduğum için örtüşmeler oluyor. İşte ben tutamıyorum kendimi, alay ediyorum, açıkça söyleyeyim. Yani bu da insani bir zaaf belki. Ama yani artık öyle bir şey oluyor ki ya koskoca adamın kitabını okuyorsun, sonunda geriye gülünç bir yekun kalıyor. Şimdi alay etmeyip nasıl, yani ironiyle yaklaşmayıp ne yapacaksınız buna karşı? Şimdi orada da tek bir metin, metne odaklanarak, şeyi de bilerek ama limitasyonları da bilerek başka bir çalışma yaptım, ama tarihlenk gibi bir çalışmayı yani düşünmedim. Şeye gerek yok. Tekrara gerek yok. Yok diyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Her şeyden önce zamanınızdan ayırıp burada bize yarım saatten fazla bir sürenizi verdiniz. Ve ben kendi adıma sizin çalışmalarınızı okuyarak işte yüksek lisans, doktora yapan bir genç bilim insanı olarak da çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu çalışmalarınız daha fazla okura ulaşır. Bugün aslında Timaş yayınlarından çıkan Sözden Kalanlar kitabınız üzerinden sorularımı yönelttim. Ama her bir çalışmanız ziyadesiyle değerli ve ben kendi adıma çok büyük bir zevk alıyorum. Dilerim bizi izleyen okurlarımız da bu anlamda en azından sizi tanımayanlar da olsa merak edip bu çalışmalarınızı okurlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Son bir sözünüz varsa onu da alayım. Yok, son bir sözüm. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani işte benim yapmaya çalıştığım zaten hep buydu. Bir şekilde hani az da olsa elimi taş altına sokmak diyelim, yapabildiysem kendimi bahtiyar addederim. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Niyet hasıl olmuştur hocam. Biz bu zevki almışız, bu bilgiyi almışız. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ediyorum.